Geciktik iyice. Şarjda yok telefonum. Herkes merak etmiştir. Buralarda buna uygun şarj aleti de yoktur herhalde. Maalesef. Bugün daha başıma ne gelebilir acaba? Neden bu kadar söyleniyorsun ki hala? Sayayım mı? Mutfakta az kalsın yanıyordum. Sonra senin sürüklemelerinde bir baharatçıya gittim. Zerdeçal'la yıkandım. Depoda kilitli kaldım. Alerjim coştu. Az kalsın nefesim tıkanıyordu. Restorana dönüp her şey normale dönsün istedim. Ama hop kendimi ilk çağdan kalma bir ciğercide buldum. Yalnız o diyorum sanayi devrimini kutlar gibi böyle löp löp nasıl gömüyordun ama. Neyse bir an önce dönelim de normale döneyim artık. Şu üstümün başımın haline bak. Sen neden şeyi bu kadar çok kontrol etmek istiyorsun? Hayattan bu kadar mı çok korkuyorsun? Ne korkması ya? Sen niye benimle uğraşıyorsun? Senin kendi derdin ne? Hiç. Sordum sadece. Lütfen bana artık iş dışında bir şey sormayın. Yarın geceden sonra da sınırlarımızı daha net belirleyeceğimiz bir toplantı yapacağız. Uyuşamıyorsak daha fazla zorlamanın bir alemi yok. Lütfen şimdi siz mutfağınıza dönün. Ben de ofisime döneyim. Bir süre birbirimizi görmeyelim, olur mu? Yine siz olduk. Öyle de kalalım. Nasıl ya? Of. Şebnem? Tam denk getirmiş olsaydın, şu an polis seni götürüyordu, farkındasın değil mi? Beni de poşete koymuşlardı, suratıma fermuarı çekiyorlardı. Ya senin burada ne işin var? Hem sen nasıl girdin içeri? Ön kapının ve mutfağın anahtarını verdiler bana. Şebnem Hanım da şifreyi söylemişti. Ayrıca ben bu restoranın şefi değil miyim? İstediğim zaman gelir çalışırım. Gecenin üçünü mü buldun çalışacak? Hem ne çalışması bu, menemen yapmışsın. Aa, bir dakika. O senin bildiğin menemenlere benzemez. Gel benimle. Gel hadi. Tadına bak bakalım. Ay saçmalama. Siz metropol kadınları, geceleri yersem bir tarafımız yağ tutar diye düşünüyorsunuz değil mi? Ayrıca bu kıyafet olmamış. Ben seni evde de satenlerle geziyorsundur diye düşünmüştüm. Lütfen evde nasıl gezdiğimi düşünme. Ayrıca ne alakası var? Tam tadında değil, ondan yemiyorum. Hmm. Önyargılar kraliçesi. Tadına bakmadan nereden biliyorsun? Şimdi tat bakalım. Güzel seçim. Bu defa takdir ettim seni. Bu şekilde yemeyeceğim tabii ki. Şef seni elleriyle besliyor. Daha ne istiyorsun? Sen gerçekten normal değilsin. Tamam, anladım. Daha önce de söyledin. Ama sen de şu normalin yakasını bırak rica ediyorum. Normal senden sıkılmış. Sal biraz. Aç bakayım şu ağzını. Aç uçak. Aç, aç, aç. Uçak geliyor. Aa, aa. Bravo. Güzel. Güzel. Ben fena değilim. Yani şahane. Evet, siz ne aradığınızı burada söylemeyecek misiniz?
Kızınca da siz basıyor dillerini. Fırat Bey. Naz Hanım. Yemek yapıyordum. Fırat Bey, bakın. Şu anda benim restoranımdasınız. Gecenin bir vakti buraya izinsiz girdiniz. Ya artık ne derdiniz var söyleyecek misiniz acaba? Terapi. Efendim? Bu benim kendimi iyi etme yöntemim. Evde yapsaydınız terapinizi. Ha, pardon. Eşiniz izin vermiyordur tabii. Öncelikle evli değilim. İkincisi, ailemle yaşıyorum. Yani malum, bu saatte mutfağa girseydim onları uyandırdım. Peki, senin bu saatte burada ne işin var? Soğutucu. Soğutucudan mesaj gelmiş. Gidip bakayım ona. Aa, tabii ya. Bizim çocuklar unutmuştur. Ben hallederim. Hatadır olur, merak etme. İşte bu akşam eski nişanlımdan konu açılınca benim bayağı bir sinirlerim bozuldu. Sonra toparlayamadım. Kendimi buraya attım. Ya yine de bir haber verseydiniz. Kusura bakma. Yarı yolda bırakıldın mı hiç? Efendim? Yani hiç böyle gidenin ardından baka kaldın mı? Terk edilmeyi bana mı soruyorsun? Kim terk etti seni? Şu sevgilin Tarcan mı? Ayrıldınız mı? Senin ilk yardım kutun sanırım. Öyle sayılır. Giden sadece gidiyor. Yeni gidiyor. İstediğine gidiyor, başlangıçlara gidiyor. Ardından nasıl bir enkaz bıraktığını umursamadan gidiyor işte. Sadece gidiyor. Kalan sadece kalıyor. Bu kucağına bırakılan koca bir son oluyor sadece. Hayatın terazisi de bir garip. Bazıları mutluluğa koşar. Derdi tasası arkasındakine bırakır. Teselli aramaya başlayınca da hayat soruyor. Ödül mü bekliyorsun diye. Terk etmek kolaya kaçmak bence. Kalıp mücadele etmek zormuş gibi. Belki de zordur. Kim bilir? Elveda demek bile zor geliyor gidene. Çünkü onlar sadece merhabaları seviyor. Kaçanlar acımasız. Hayata tutunanlar yaralı. Gidenler kalpsiz. Kalanlar. Alo. Ya Şebnemciğim, kusura bakma, korkuttum seni. Yok yok, önemli bir şey yok. Yarın konuşuruz, tamam mı? Konuşmamız yarım kaldı. Yani bence öyle de kalsın. Ya şu saatte şurada olanlar saçmalık. Lütfen terapinizi evde uygulayın bir dahaki sefere. Günaydın. Erkencisin. Konuşabilir miyiz? Tabii. Ne hakkında? Tavırlarınız, kişiliğiniz, dün gece olanlar. Uyuşamıyoruz. Artık burada çalışmaya devam edemezsiniz.
Neden? Bence harika bir uyumumuz var. Nedense ben göremiyorum o uyumu. Daha ilk günden düzenimizi bozdunuz. Hale bakın, mutfak bile değişti. Çok güzelsin. Kapılarda karşılanıyoruz. Bu şerifi neye borçluyuz? Konuşmamız gereken önemli bir konu var. Nedir? Sizi dinliyorum. Fırat Bey, maalesef artık sizinle çalışamayacağız. Sebep? Bir gecede mi karar verdiniz? Öyle oldu. Yine de bir aylık deneme sürecinde olacağınıza dair söz verdiğimiz için buyurun, bir aylık ücretiniz. Ben buraya Eyüp Şef'in ricasıyla geldim. O yüzden hiç gerek yok. Paranız sizde kalsın. Fırat Bey, bari bir günlük ücretinizi takdim edelim. Borçlu kalmak istemeyiz. Onun yerine beni neden kovduğunuzu söyler misiniz? Gerçekten dürüst olun. Uyuşamadık. Sizinle bizim çalışma tarzlarımız farklı. Neyse ki doğruları söylemediğinizde daha kibarsınız. İyi günler. Bu da benden size bir hatıra. Baba 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 açmayı. Bir de polim yapayım. Alo. Fırat Şef. Merhaba, nasılsınız? İyi. Ben sizden bir ricada bulunacaktım da. Dinliyorum. Bu akşam için bize yardımcı olabilir misiniz? Ekibimiz rahatsızlandı. Çalışamıyorlar. Nasıl bir yardımdan bahsediyoruz? Anladınız sanıyorum. Bu gecenin yemeklerini varsa siz ve ekibiniz hazırlayabilir mi? Bilemedim, akşam için planım var. Hazır çalışmıyorken keyif yapayım dedim. Ya da neyse, tamam. Hallederim. Yalnız sizin restoranın menüsü yetişmez. Beni özgür bırakın, bildiğim gibi takılayım. Bildiğim derken? O da sürpriz olsun canım. Düşünemiyorum gerçekten. Ne intikamı? Beni aradığında saat kaçtı, farkında mısın? O saatten sonra nasıl bir yemek yapmamı bekliyorsun? Ama yani bir gece ve kebap olacak şey mi sence? Nazcığım, tebrik ediyorum. Bu buluş bir harika. Yani hepimize sürpriz oldu. Hem bu lezzetleri özlemiştik. Afiyet olsun. Umarım restoranına da bu lezzetleri eklersin. Vallahi tadı damağımızda kaldı. Patlıcanlı kebabımız da deneyim. Ay, hiç hayır diyemeyeceğim. Ben de alırım vallahi. Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Tek hata istemiyorum şef. Gözüm üstünüzde. Bütün gece gözünüz üstümde olsun. Sevgilim, keşke bana da söyleseydin bu olanları. Adam resmen intikam alıyor onu kovduğunu diye. İnan böyle olacağını bilsem asla izin vermezdim. Ne çeviriyorsunuz siz? Ne yapıyoruz yani bu odanın gecesinde? Yok kızma sevgilim. Şu geceyi bir atlatalım, anlatacağım ben sana her şeyi. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Mutlaka edinin. Tabii. Şimdi de tutturdular, kitaplarınızı dizi yapalım diye. E tabii aldılar gerçek hikayelerdeki reyting kokusunu. Aa, çok çok özür dilerim, müsaadenizle. Tabii, tadına bakmak ister misiniz? Merak etmeyin, bu sefer o kadar acı koymayın. Kalsın. Sizi bu akşam memnun edemedik sanırım. Yok. Aslına bakarsanız kebaplarınız epey renk kattı geceye. Desenize, ikimiz de bu akşam şanslıyız. Dikkat çekmeyi seviyorsun değil mi? Bunu psikoloji diplomanıza göre mi söylüyorsunuz? Yoksa yaşam koçu sıfatınıza göre mi? Hayır, bu işin eğitimini alanlar kendilerine psikolog diyorlar. Sizin bu aşk doktoru biraz havada kalıyor sanki. Uzmanlığıma dayanarak bakınca
korkunç bir aşk hayatınız olduğunu görebiliyorum. Bu pasif agresif tavırlarınız da hep bu yüzden. Ben bu herifi ciğer gibi şişiyorum. Değmez. Tamam. Değmez. Tamam, biz işimizi yapalım. Ver onu da bana. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Mehmet Bey hoş geldiniz. İyi hoş akşamlar. Geldiniz. Gelin sizi Hazım Bey'le tanıştırayım. Beza Hanım. Hazım Bey. Kitapları şöyle bırakıyorum. Çok güzel kitap. Mutlaka okuyayım. En kısa zamanda restorana geleceğim. Çok merak ediyorum doğrusu. Gel tabii. Aa, hatta biliyor musun bizim yeni şefimiz eskiden sizinle çalışıyor. Öyle mi, kim? Fırat Karasu, bak şurada işte. Fırat Karasu mu? Yok. Ben hiç tanımıyorum böyle birini. Nasıl ya? Emin misin? Tatlım, bizim mekanda başından beri iki tane şefimiz oldu. Bir tanesi emekli oldu, diğeri hala çalışıyor. Emin misin? Başka bir restoranla karıştırmış olabilir misin? Ben gerçekten böyle bir şef hatırlamıyorum. Ben karıştırdığını düşünüyorum. Nasıl ya? Ne oldu ya? Yok artık. Vay anam babam. Şüş! Ya bugün nerede mi görücük? Ne oluyor? Ne izleyiniz? Bir şey izleyin Hikya, ne izleyecek? İş yap Hikya Rafa. Sevi. Yok efendim ya abi. Bir şey yok. Ver bakayım. Yok. Bir şey yok ya. Bas. Yok, Asuman değil o ya. Başka biri. Şemnem. Fırat'ın CV'sinde Green Luna'da çalışmış diye yazmıyor muydu? Sedef'le konuştu. Adamı tanımıyor bile. Hadi ya. Şemnem, Eyüp Şef'le sen konuşmadın mı? Bir yanlışlık var bence. Yani Eyüp Şef önerdiği için ben de oradan sorgulamadım ama biz bunu konuştuk ya. Yoktur bir şey yani. Yok Şemnem, en başından beri belliydi bu adam yalan söylüyor. Bir dur. Şemnem bırak gidip konuşacak. Bir saniye bak, şu an hiç sırası değil, şu an asla sırası değil. Bir sakin olur musun sen, bak rezil olur. Ne oluyor? Hasuman evlenmiş. Bir bakalım iki aşağıydı kim? Bu şerefsiz mi? Daniel. Şimdi kendi evliliğine koşuyor. Birazdan müzik başlayacakmış, Naz'a evlenme teklif edecek. Lan sen nereden biliyorsun? Lafın bir şey yok abi. Nazım bir dur. Bir saniye. Söyledi yalanı Naz'a. Hadi başlıyoruz. Işık. Kimsin sen? Bana neden yalan söyledin? Aşkın tarifini ver deseler, bir saat ahkam keserdim. Şimdi soluğum kesildi. Sustum. Kelimeler uçup gitti. Bir tat kaldı bana. Yok yok, acı değil. Bu defa tatlı. Hem de insanı müptela edecek kadar tatlı. Kapatın perdeyi! Herkese iyi akşamlar. Ya işte hayat. Gün geliyor, ne doktor yapacağız? Aşk bile aldatılıyor. Ne? Aldatılıyor. Yarın manşetlerde muhtemelen şöyle yazacağız. Doktor aşka aldatma şoku. Maalesef arkadaşlar, ben size esas manşeti söyleyeyim. Doktor aşk ve sevgilisinden efsane gösteri. Hayatım, tebrik ederim sevgilim. Herkesi şaşırtmayı başardın. Evet, sizin de tahmin ettiğiniz gibi size küçük bir şov hazırladım. Kitabımda geçen parazitleri size canlı canlı göstermek istedim. Nasıl bir yanda ortaya çıkıyorlar? Nasıl muazzam giden bir ilişkiyi kabusa çeviriyorlar? Bu şovuma katkısı için huzurlarınızda sevgilime teşekkür etmek istiyorum. Bir insan nasıl olur da her konuda başarılı olur? Muhteşem kadın. Meğer ne kadar da iyi bir oyuncuymuşsun.
Ne yaptın sen orada oğlum ya? Rafık. Herkese söyle toparlan. Hadi, hadi Rafık lütfen. Çok özür diliyorum. Gerçekten beni bir dinle. Bak İslam. Sen ne yaptığını zannediyorsun ya? Sen aklını mı kaçırdın? Sen beni nasıl öpersin ya? Anlatmama müsaade et. Neyi anlatacaksın? Neyi anlatacaksın ya? Sen onca insanın içinde beni öptün. Sen nasıl bir hastasın? Sen sapık mısın? Nesin sen? Ben sapık değilim. Yemek tarafında sorun çıktı. Masalar devrilmeye başladı. Ben de restoran düşündüğüm için... Bu mu bahanen? Bu mu bahanen? Ya sen beni nasıl rezil ettiğinin farkında mısın? Sen de üzerime koşturarak geliyordun. Kimsin sen diye soru soruyordun. O an perde açılacaktı. Rezillik o zaman çıkacaktı. Aklıma başka bir şey gelmedi. Dikkatleri dağıttım. Kusura bakma. Kusura bakma mı? Ya çıldıracağım ya. Sevgilimi üç adım temizledi. Sen bunu nasıl yaparsın ya onun önünde? Ha? Vallahi o senin kadar takmıyor meseleyi. Ne demek o? Birisi benim yanımda sevgilimi öyle öpecek. O kadar insanın önünde. Sonra alacağım onu sahneye çıkartacağım. Kolundan tutacağım. Kitabın şovuydu falan diyeceğim. Yani neler? Haddin bil. Sana kalmadı Taylan'ı yargılamak. Pis dolandırıcı. Ben kimseyi dolandırmadım. Hadi canım ya, o CV'nde yalan dolan zaten. Sen kimsin ya gerçekten? Bir söylesene. Sakin, tamam. Nazcığım, Nazcığım. Acaba sonra mı konuşsanız? He? Bir daha sakın karşıma çıkma. Sakın. Ahlaksız. Konuşmak istiyorum. Maalesef ben tanımadığım insanlarla konuşmam. Tanı o zaman. Hemen çekil, polisi ararım. Merak etmiyor musun? Sizin restorana niye geldim? Seni niye öptüm? Ben kimim? Sen düzenbazın tekisin. Bak, sana her şeyi anlatacağım. Sadece dinlemen yeter. Bırak Allah aşkına ya. Ne yapacakmış? Ne yapıyorsun sen? İn arabamdan. Beni dinleyene kadar inmeyeceğim. Hemen in, hemen. Eğer benimle gelmezsen gider bütün basını toplar, bütün derdimi onlara anlatırım. Sen de akşam evden nakledin dersin. Hadi sür. Allah. Allah. Şoförlüğün iyi mi? Nereye gidiyoruz? Sağdan gidiyoruz. Mecburiyiz kal. Neresi burası? Gel lütfen anlatacağım. Neye bakıyoruz? İşim. Evim. Tüm hayatım. Antepli'nin yeri. Teyzemle birlikte işletiyoruz. Asistan da çalışanın yani. Çalışanın değil. Dostum. Bu kadar mı? Ben sana yalan söylemedim. Ben gerçekten bir şefim. Ustalığı da Eyüp Şef'ten öğrendim. Fransız mutfağında öyle kurslarda değil. Ciddi ciddi. 2 sene eğitim alarak öğrendim. Sadece o CV'de yazan mekanlarda çalışmam. Ödüllerim yok, madalyalarım. Niye benim restoranıma girdin peki? Niye sahte CV hazırladın? Burada işler yolunda gitmiyor. Ek işe ihtiyacım vardı. Gördün beni işte. Herkesle anlaşabilen birisi değilim. Tesadüfen de biz mi çıktık karşına? Tesadüfen değil. Seni görmüştüm. Bir magazincide röportaj yapıyordu. Yemek benim için kök salmak, şifa bulmak demişti. İşte o an anladım. Bu iş senin için tutkuydu. Hiç ihtiyacın yok, restoran açmıştın. İnandığın yolda gidiyordun. Sen de Eyüp Şef'i araya soktun. Restorana girdin. Madem restorana girdim, neden nasıl öpmeyeyim mi dedim. Bravo valla. Çok haklısın. Ayılık ettim. Bir kadının izni olmadan kesinlikle... Suç. Yaptığın şey suç. Dua et şikayetçi olmadan. Bak şunu düzeltelim. Ben sandığın gibi fırsatçı bir pislik değilim. İstediğim işi bulmuşum. Kaybetmek istemedim. Vakıfla anlaşmam bozulmuştu. Lansman gecesi işler karışsa bir restoranın kapanırdı. Son şansımızdı. Ben de aklıma gelen ilk şeyi yaptım. Ama
çok yanlıştı. Çok özür dilerim. Affedersin. Bu saatten sonra özrünün hiçbir anlamı yok. Senin gibi kontrolsüz, dengesiz biriyle çalışmamız mümkün değil. Sana hayatında başarılar. Efendim Taylan. Geliyorum şimdi. Tamam. Evet arkadaşlar, hazır mıyız? Hazırız şef. Şahane. İyi ki geldin şef, resmen açıkta kalmıştık. Meral, peynir tabağı hazırlayalım. Roquefort, brie, camembert, biraz da üzüm çıkar. Tamam şef, komplekleyelim mi? Bu defa Boğatepe graviyeri. Gökhan, et fırında mı? Hazır şef. Şahane, sebzenin zamparasını hazırla, geliyorum. Tamam şef. Kimin doğum günüydü gençler? Sabah bu Naz Hanım yapmış dün gece. Bol şekerli. Kafamız karışmış demek. Efendim? Şahane diyorum. Meral, ortasına ceviz. Sen düzeltirsin Meral, tamam mı? Gökhan, eti fırından çıkar hadi. Tamam şef. Yalan söylemene gerek yoktu. Bunu yapmak zorunda değilsin. Senin için yapmıyorum zaten. Dün bir söz verdim, onu yerine getiriyorum. Hadi Gökhan, hadi. Geldim şef. Hazır mı Meral? Hazır şef. Şahane. Tabağın etrafını sil Sercan. Tamam. Gökhan et. Hazır şef. Şahane. Tut ucundan beraber süt. Çevir. Hemen servis tabağı. Eray, platolar ne durumda? Bitmek üzere şef. Burcu çikolatalar. Hazır şef. Şahane. Gökhan, tavada istiyorum. Geldi şef. Hanımlar, nasıl? Her şey yolunda mı? Memnun musunuz? Fırat şefim, bu nedir böyle? İnanılmaz. Fırat şeften beef bourguignon. Nefis, gerçekten nefis ama sanki siz içine başka şeyler de katmışsınız gibi. Doğru. Antep mutfağıyla Fransız mutfağını kombinledim. Ya içine ne koydunuz lütfen söyleyin. Sevgimi diyeceğim. Bayat kaçacak. Hanımlar, hanımlar, bir şef tariflerini asla başkalarıyla paylaşmaz. Ama bu defa bu kuralı sizin için çiğneyeceğim. Şahane. Bu yemeğin sırrı kuyruk yağı. Kuyruk yağını ince ince dilimledim. Antep'in meşhur pul biberi ve anne formu mülü domates salçasını da ekledikten sonra voilà, işte karşınızda. Harika. Bazı tatlar unutulmaz. O hangi yemekte karşımıza çıksa bizi yakalar. Hepimiz yaşamışızdır. Beklenmedik bir yerde bir parça börek, ne bileyim bir tatlı, bizi çocukluğumuza götürür. İşte bu hafıza, lezzet hafızası. İnsan her şeyi unutur ama tatlar ve kokular mümkün değil unutmaz. O an sizi alır çocukluğunuza götürür. Çocukluğunuzdaki kadar sevindir. Çocukluğunuzla buluşmuş, çocukluğunuzu kucaklamış kadar. Yemekler bazen de yaraları sarar. Yemekler gönül alır. Bazen bir yemek bin özre bedeldir. Hanımlar,
Tekrar görüşmek üzere. Muhteşem. Teşekkür ederiz. Güzel. Hoştu. Gerçekten. Fırat Şef'im, Naz Hanım'a da söyledim. Bağış gecemize siz de davetlisiniz. Hem o gece restoranın anlaşmasında orada imzalamış oluruz. Mutlaka bekliyoruz. Bakalım, gelmeye çalışacağım. Aa, sizsiz olmaz. Ona göre. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. 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 Elinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Ne işin var senin burada? Korkma. Kalıcı değilim. Bıçaklarımı alıp çıkacağım. Naz, kal demeyecek miyiz? Yok artık. Böyle bir şey yapmayacaksın herhalde, değil mi? Taylan, Fırat Şef bugün işimiz konusunda bize çok büyük iyilik yaptı. Ne olursa olsun, bu yaptıklarını unutturmaz. Şefim, gerçekten çok zor bir durumdan kurtardınız. Çok teşekkürler. Eyvallah. Hadi bakalım, beyefendi bıçaklarını aldıysa daha fazla tutmayalım. Ay, ben de arkadaşlara anlattım dün geceki yemeklerin tadı damağımızda kaldı diye. Ama çok oldu yani, hanımlar acıktı söyleyeyim. Şekerler de düşmeye başladı artık. Yok, bu grubun şekeri kolay kolay düşmez bence. Ay çok tatlı değil mi? Şefim peki daha çok bekler miyiz? Ha, beklemeyeceğiz. Birazdan servise başlarız değil mi şefim? Ah çok güzel. Hemen geliyorum. Ah, harika. Yeni şefinizin neydi? Biraz ağırmışsın. Merakla bekliyorum bu şefin yemeklerini.